Volkan Demir YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasmanında, daha doğrusu maç Polonya'daydı ama deplasman olarak sayabiliriz. Dinamo Kiev deplasmanında 2-0 galibiyetin ardından beraberiz ve biliyorsunuz hepinizin bildiği gibi Fenerbahçe grubunu lider tamamladı. Ren kendi sahasında Larnaka ile 1-1 berabere kaldı ve grupta ikinci olan takım oldu. Ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16'ya yazdırdı. İlk gol Arda Güler, ikinci gol Arao, orada da asist Arda Güler. Arda Güler'in gecesi oldu diyebiliriz. Uluslararası anlamda da artık yavaş yavaş herkesin görmeye, fark etmeye başladığı bir yetenek haline geldi Arda. Maçın başlangıcıyla başladım. Bir kere muazzam bir atmosfer. Az sayıda Türk seyirci olmasına rağmen orada hiçbir şekilde bir deplasman havası olmadığını gösterdiler. Yani ben maçı televizyonda takip ettim. Televizyonda takip ettiğim kadarıyla da epey bir Türk taraftarının sesi geliyordu. Buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz. Maçta olan arkadaşlarımıza, Fenerbahçe'yi destekleyen arkadaşlarımıza çok güzel bir atmosfer yarattılar. Bu bir. İkincisi, Jorge Jesus kimilerine göre biraz radikal bir karar gözükebilir ama ben biliyorsunuz yani bu videoları benim kanalımı düzenli olarak takip edenler biliyor. Ben Arda Güler konusunda belki biraz duygusal da davranıyor olabilir ama çok daha fazla oynaması gerektiğini ve ilerleyen dönem oynayacağını hep videolarda dile getiriyordum. Arda Güler cesurca bir kararla denilebilir. Kimilerine göre sürpriz bir karar denilebilir. Dinamo Kiev deplasmanında 11 başlatıldı. Bununla birlikte tabii ki bazı değişiklikler oldu. Yani sol bek geçti Ferdi. Osayi Samuel sağ bek olarak görev yaptı. Ön tarafta Lincoln görev yaptı. Batshuayi Valencia, Pedro kulübede oturdu. İrfan Can kulübede oturdu. Emre Mor kulübedeydi. Crespo Arao ikilisini bozmadı. Ve tabii Serdar Aziz Salahi ikilisini de bozmadı. Zaten orayı bozacak alternatifi yok şu anda. Ve tabii Altay da kaledeydi. Orada da İrfan Can Eribalat'ın bir sakatlığı var biliyorsunuz. Fenerbahçe maça muhteşem başladı. Arda Güler gole kadar yine son derece etkili, son derece ne yaptığını bilen, kendine güveni yüksek, gayet hani 17 yaşında, 18 yaşına işte birkaç ay olan, halen 18 yaşında doldurmasına birkaç ay olan bir futbolcu gibi değil de uzun yıllardır Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyormuşçasına top ayağına geldiğinde gayet sakin. Topsuz oyunda bu arada Larnaka maçının da ötesine gittiğini, kendini geliştirdiğini söyleyebilirim. Epey Osayi'nin yanına gelerek top aldı. Zaman zaman ufak tefek hatalar yaptı. Belki tehlike oluşturabilecek hatalar da yaptı ama o özgüvenini hiçbir şekilde kaybetmedi. Gitti ki topu geri kazandı kaybettiği pozisyonlardan sonra. Muazzam bir Arda Güler performansı. Biraz ondan bahsedeceğim. Yani zaten 17 yaşında bir çocuğun bu istatistiklere ulaşması hemen her yerde, bütün Avrupa'da hızlıca yayılıyor ve çok ilginç istatistikler çıktı Arda ile ilgili. 64 dakika sahada kaldı. Bir gol, bir asist, 41 pas. Pas yüzdesi %80. Epey iyi. Yani baskılı oynayan, sert oynayan. Bu arada Dinamo Kiev cephesi yani hakikaten konuşulacak gibi değil. Hala maçın uzatmasında Altay'a tekme atıyorlardı. Yani çok garip. Bir de koluna tekme atıyor. Topu tutmuş kaleciye tekme atıyorlardı. Hani hırsınızı, motivasyonunuzu anlıyoruz da yani bu kadar artık futbol dışı. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Neyse ben Arda Güler'e güzel kısımlara geri dönüyorum. %80 başarılı pas dedik. Bir şutu var. O da bir şutu var. O da gol oldu. Bununla birlikte 4 orta, 3'ü başarılı. 5 uzun top, 5'i de başarılı. 3 dribling, ikisi başarılı. 2 tane ikili mücadele kazandı. Bir tane de, 2 tane de pas arası. Muazzam bir istatistik. Yani bu çocuğun bu yaşta bu seviyelere gelmiş olması, hakikaten nazar boncuğu koyalım bir yerlere. Nazar boncuklarımızı eksik etmeyelim. Böyle devam ederse de zaten bırakın Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'nde parmakla gösterilen oyunculardan olur. Allah nazardan korusun diyorum. Attığı golün ötesinde, yaptığı asistin ötesinde ben onlara bakmıyorum. Gol, asist her futbolcu yapabilir. Her oyuncunun önüne o Arda'ya düşen top düşebilir ilk goldeki. Bu arada herkes orada şutu düşünmez. Yani orada da çok şutu düşünmek bir kere bir vizyon. Bir görüşünü, Arda'nın oyun görüşünü gösteriyor. İki, o şutu çok temiz bir ayak içiyle yapmakta kalitesini gösteriyor. Hakikaten
uluslararası anlamda yapabileceklerini hayal bile edemiyorum. Birazcık çabukluk, birazcık hız eklerse şu anda 100 milyon eurolarla konuşulan uluslararası starların yanında ismi okunacak bir isim haline gelecek. Bu da demek oluyor ki 17 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki hakikaten Türk futbolunun şu anda yetiştirdiği en büyük yıldız olmaya çok yakın bir isim. Allah nazardan korusun. Abartıyor. Belki biraz duygusal davranıyoruz, abartılı konuşuyoruz. Ama inanın bana bu kalite her şeyi söyletiyor. Ben en azından hani bunca yıldır işte antrenman takip ediyoruz, maç takip ediyoruz. Fenerbahçe'yi takip ediyoruz. Uluslararası maçları takip etmeye çalışıyoruz. Ben yakın zamanda tabii ki Messi gibi işte böyle dünyanın en tepesine yazılan isimlerden bahsetmiyorum. Ben yakın zamanda Arda Güler kadar yeteneklisini görmedim. Tabii ki bu oyuncunun Fenerbahçe'de oluyor olması da muazzam bir iş. Hakikaten hepimiz heyecanla zaman zaman tüylerimiz diken diken olarak, zaman zaman gözlerimiz dolarak izliyoruz. Allah nazardan saklasın diyoruz. Şimdi Arda'yı söyledik. Yani maçın yıldızı zaten. Onu anlatmaya gerek yok. Onun dışında çok dikkat çeken istatistikler var. Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsetmem lazım. Bugün sol bekte oynadı. Aslında Jesus'un sağ ayaklı olması dolayısıyla oyunun hızını yavaşlattığını düşündüğü bir oyuncu biliyorsunuz Ferdi ki o görev aldığı maçların büyük çoğunluğunda sağ bek, sağ kanat bek olarak görev yaptı Jesus döneminde. Ancak bugün muazzam iki istatistiği var. Bir savunma oyuncusu olarak, bir dörtlü savunma oyuncusu olarak. Üçüncü bölgede başarılı pas yüzdesi %76. Ona en yakın isim Miguel Crespo %71 ile takım lideri. Sahipsiz top kazanmada 11, yani birebir mücadeleyle değil, boşta kalan topları iyi takipçiliğiyle alıp tekrar Fenerbahçe'ye kazandırma konusunda 11 kez bunu başarmış. Burada da Arao onun en yakın takipçisi 9 kez yapmış. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun da enerjisi muazzam. Oyun bilgisi muazzam. Top tekniği muazzam. Ve yani şöyle söyleyeyim. Ferdi aslında Fenerbahçe'ye geldiği gün bir kanat oyuncusu değildi. Bir kanat bek hiç değildi. Bir dörtlü savunma beki hiç değildi. Ama mesela ilk yarıda bir pozisyon var. Dinamo Kiev sağ bekiyle aynı anda çıktılar koşuya. Ferdi'nin ayağında top var. 3 metre fark attı koşunun sonunda. 20-30 metrelik bir driblingde 3 metre fark attı. Hızını geliştirdi. Kuvvetini geliştirdi. Yani Dinamo Kiev'li oyuncular çok sert ve çok kuvvetli oyuncular. Hatırlayın, taç çizgisinde çok net ekrana yansıdı kameradan. Taç çizgisinde Ferdi'nin omuzunu şarjını yani nizami şarjını geçemeyen Dinamo Kiev'li oyuncu Ferdi'yi kolundan tutup indirdi bir de faul bekledi. Hakem orada Allah'tan dördüncü hakem uyardı. Fenerbahçe ile yine faul verdi de. Hakikaten kuvvetiyle de artık adam yıkmaya başladı. Muazzam bir noktaya doğru gidiyor. Onun da ben Arda kadar tabii çok ekstra bir oyuncu değil. Yani şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Ferdi'yi kötülemek gibi söylemiyorum. Arda bir hani şu anda günümüzün Messi'si. Yaş olarak da işte efendim vaat ettikleri olarak da. Türk futbolunun Messi'si diyelim. Ferdi Kadıoğlu da uluslararası anlamda Türk futbolunu çok iyi yerlerde temsil edebilecek bir kabiliyete sahip. Örnek veriyorum Ferdi Kadıoğlu bugün ben Barcelona'ya transfer olsa hiç şaşırmam. Efendim Manchester City düşünüyor falan deseler aa ne işi var falan demem. Ya yani o noktaya geldi onu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada Inter'in çok ciddi ilgisi olduğunu da belirteyim. Inter Ferdi Kadıoğlu'yla sezon başından bu yana çok yakından ilgileniyor ve birkaç kez izlettiler. Birkaç kez de temas kuruldu ama şu anda Fenerbahçe'nin en azından devre arasında satış gibi bir ihtimali yok. Arda ile ilgili zaten geçen sezon yaz transfer dönemi de dahil olmak üzere 4-5 tane uluslararası çok büyük markaların, çok büyük takımların teklifleri vardı. Ancak oyuncu bir yıl daha Fenerbahçe'de kalmak istediği için bu teklifleri reddetmişti. Şu an itibariyle de devre arası itibariyle de Arda'nın da Ferdi'nin de transfer ihtimalleri yok. Crespo'dan bahsedeceğim. Her maç bahsetmek zorundayım. Kimse kusura bakmasın. Yine inanılmaz oynadı. Ferdi Kadıoğlu'nun biraz gölgesinde kaldı. Üçüncü bölgedeki pas yüzdesinde. Ama sahipsiz top kazanımı, ikili mücadele, hava topu gibi istatistiklerde muazzam başarı yakalamış durumda. Ve yine takımın liderliğini yani örnek veriyorum. Önde dört kişi kaldı Fenerbahçe. Rakip hızlı geliyor.
o rüzgarın hızlı kesilmesi lazım. Crespo muazzam bir o pozisyon sezgisiyle hemen rakibi yavaşlatıyor. Tek kişilik bir ordu gibi adeta. Rakibi yavaşlatıyor ve çok basit şekilde Fenerbahçe'nin kendi sahasına yerleşmesini ve hızlı atak yemesini engelliyor. Bu açıdan inanılmaz değerli bir oyuncu. Arao 1-2 maçtır sallanıyordu. Hatırlayın Jesus oyundan çıkardı. Hatta son maçta da oyundan aldı. Ancak Arao'ya bu maç çok iyi gelecektir. Çünkü kendini bulmaya başladı sakatlık sonrası yeniden. Özellikle Valencia'ya attığı bir top var. Orada da Valencia yani çok iyi bir vuruş çıkaramadı bence. Bugün Valencia çok iyilerden biri değildi. Arao'nun asistini yedi. Yani 3-0 olacaktı maç orada. Arao'nun asistini yedi. Ama Arao da bu maç özelinde yavaş yavaş o sakatlık öncesi dönemine, o dinamizmine ve hücuma katkısına dönüyor gibi gözüküyor. Muazzam bir yükseliş 3 maçta. Bugün özellikle çok dikkat çekti. Onun dışında Batshuayi, yani olumsuzlardan da bahsedelim. Batshuayi'yi beğenmedim. Valencia'yı az önce söylediğim gibi beğenmedim. Onun dışında sonradan girenler Emre Mor'lar, Joao Pedro'lar filan İrfan istekliydi. İrfan'a yine bir parantez açalım. İrfan yine olumlu işler yaptı. Emre Mor, Pedro filan çok savunmaya çarptılar. Çok savunmanın içinde kaldılar. Onların da performansları biraz olumsuzdu diyebiliriz. Bu arada tabii ki hakkını yemeyeyim. Yani yersem çok büyük ayıp etmiş olurum. Serdar Aziz maçın hani Arda Güler, Ferdi, üçüncü isim Crespo mu, Serdar mı gider gelirim. Serdar da inanılmaz işler yaptı. Hava topu vermedi. Bizim kullandığımız duran toplarda epey can sıktı, can yaktı. Öyle itiş kakışlarda. Ve bence harika bir stoper performansı. Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı var. Özellikle Atilla Salahin'in dinlendirilmesi gerekiyor ama şu anda hem Salahin'in hem Serdar'ın performansları, en azından iki maç kaldı artık. Sivasspor ve Giresunspor o maçları çıkarabilecek seviyede çok net bir şekilde gözlemleniyor bu. Avrupa Ligi grup aşaması tamamlandı arkadaşlar. Güzel tamamlandı. Çok güzel tamamlandı. Fenerbahçe açısından zaten grup liderliği olarak son 16'ya yazılması olarak işte Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlardan kurtulma, bir tur bay geçme, işte Mart'a kadar Avrupa'da maç yapmama gibi birçok lüks getirdi. Fenerbahçe 69. sıradaydı bu gece öncesinde. Zannediyorum 60'ları zorlayacak, yani 61-62 oralara doğru yükselecek. Yükseliş devam ediyor. 60'ı da geçebilir bu arada. Tam bonusa bakmam lazım. Bonus ekli miydi, ekli değil miydi dün akşam itibariyle? Değildir muhtemelen. Bonusla birlikte 60'ı da geçer. 50'lere gelmiş olabilir Fenerbahçe şu an itibariyle. 50'li sıralara gelmiş olabilir kulüp sıralamasında. Muazzam bir performans, muazzam bir Avrupa performansı. Tabii sadece Fenerbahçe'nin değil. Başakşehir'i tebrik ediyoruz. Konferans Ligi'nde gruptan çok rahat bir şekilde lider çıktılar. Yani Fiorentina ile puan puana da olsa son maçlarını çok rahat kazanarak çıktılar. Onun dışında Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Slavia Prag karşısında çok iyi bir maç oynamadılar ama bir puan. Çok başarılı. Onlar da gruptan lider çıkmayı başardılar. Konferans Ligi'nde onlar da bir son 16. Son 16 turuna adını yazdırdılar. Trabzonspor kazandı. Tebrik ediyoruz ama maalesef Avrupa Ligi'ne veda etti. Ama en azından Konferans Ligi'nde yola devam etme konusunda bir başarı sağladılar. Ve tabii ki Ferencvaros karşısında aldıkları galibiyette de ülke puanına katkıda bulundular. Bu arada Slavia Prag'a yenilmeyen Sivasspor'u ekstra tebrik etmek lazım. Çünkü ama yani Çek Cumhuriyeti biliyorsunuz bizim en yakın rakibimiz ülke sıralamasında. 2023-24 sezonu değil, 2024-25 sezonundan itibaren muazzam işler olacak gibi gözüküyor. Ya öyle bir noktaya geldik ki bir Şampiyonlar Ligi takımımızı, şampiyonumuzu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gönderme ihtimalimiz hayli güçlendi. Avrupa Ligi'ne göndereceğimiz takım sayısının artma ihtimali var. Avrupa'ya toplam göndereceğimiz takım sayısının artma ihtimali var. İnşallah bunların tamamı gerçekleşir. Bu performansları bütün takımlarımız devam ettirir. Üst turlarda da Avrupa'da da ülke olarak bu şekilde devam ederiz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü artık Sivasspor maçı var. Onun öncesinde ve sonrasında yine yayınlarımıza devam edeceğiz. Yarın asist analiz günü. Ve sonrasında yine cumartesi
Giresun'la kapatıyoruz. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Kapatıyoruz derken kanalı kapatmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Sezona epey uzun bir ara vereceğiz ama. O esnada yine Fenerbahçe ile ilgili gelişmelerle bu kanalda sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Eğer içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bizim açımızdan çok önemli. Bilgi almak istediğiniz konular varsa biliyorsunuz hafta içerisinde soru cevap videoları çekiyorum. Mutlaka yorum bölümüne bırakın. Çok sevdiğiniz o kısmı anladığım kadarıyla soru cevap kısmını. Mutlaka yorum bölümüne sorularınızı bırakın bilgi almak istediğiniz konularla ilgili ve benle ilgili tabii olumlu olumsuz bütün görüşlerinizi yine yorum bölümüne bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi geceler.